Selam arkadaşlar. Şu anda merkez ilçeye bağlı Wedding ile Gezuntburnu'nun tam ortasında olan Humboldtheim Parkı'nın yanındayım. Şu anda görmüş olduğunuz yer aynı isimle alınan tren istasyonunun oradayız. Humboldtheim Parkı 1850'lerin ortasında kurulmuş bir park. Maalesef 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından sonra tekrar 1948'de yeniden düzenlenmeye tabi tutulmuş. Parkın içerisinde neler var? Bir tane açık havuz, yüzme havuzu var. İki tane çocuk parkı var. Tarihe tanıklık etmiş bir kilise var. Yalnız kilisenin yıkıntıları mevcut şu anda. Başka ne var? İnsanların yürüyüş yapmaları, koşu yapmaları, spor yapmaları için bolca geniş alan var. Piknik alanları var. Yalnız burada da mangal yapmak yasak. Yaklaşık 290 bin metrekare olduğu yazıyor kaynaklarda. Evet, şu sol tarafta bir tane tabela var. Bakalım orada. Gösteriyorum bir şeyler ha. Evet. Açık havuz var. İki tane çocuk parkı var. Masa tenisleri oynanacak noktalar var. Gül bahçesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz hava savunmasına karşı kurulmuş bir uçak savar noktası var. Altında büyük sığınakların olduğu. Burada da ziyaretçilerine park hakkında bilgi verecek birkaç afiş hazırlamışlar. Maalesef o da resim meraklılarının saldırısına uğramış. Sağ tarafta uzunca bir yokuş var. Kar yağdığı zaman mahalle sakinleri, özellikle çocukların sevdiği kızaklarını alıp kaymaya gelirler. Tabi büyükler de bundan nasibini alır.
Aslında bazen düşünüyorum, konuşmasam daha iyi, görüntüler daha güzel. Kardan adam yapacak kadar kar yağmış. Tek başına yayın yapma heyecanı diyebilirim. Ama inanılmaz bir kalabalık var. Yazın bile bu kadar insan zor bulunur. Desem abartı olur. Yazın daha çok insan var. Ama hatırı sayılır bir kalabalık. Ve hatırı sayıda kardan adamlar. Acaba kameranın önünü silmem gerekiyor mu? Kardan adamları çekmek istiyorum. Evet. İnanılmaz bir kalabalık. Evet, Berlin'in sembolü. Bir ay kardan adamı diyebiliriz belki. Bu da güzel. İlk kez böyle bir kardan adamı görüyorum. Bu Cin Ali formundan, stilinden yararlanmış bir tane kardan adamı. Evet, bu klasik bizim Anadolu kardan adamı. Anadolu'da sık sık rastlanan kardan adamı tiplemesi. Herkes harıl harıl kardan adam yapmak peşinde. Evet. Şimdi bu da çağırıyor bizi. Beni de çek, beni de çek der gibi. Çok ilginç bir dizaynı var. Altı Kasımpaşa, üstü Şişhane. Gerçekten ilginç. O kadar kardan adam yapmışlar ki yerde kar kalmamış. Evet. Bu da çok masum yüzlü bir kardan adamı. Ya benziyor, adı da var herhalde. Şimdi ben aslında size Uşak Sabah Kulesi'ni göstermek istiyorum ama bunları görünce daha çok ilginç geldi bana. Bunlar da çekilmeye değer, görülmeye değer manzaralar. Sık sık çok nadir olan bir olay. Artık eskisi gibi Almanya çok karalan bir şehir değil, ülke değil. Görüntü nasıl olacak? Kamera savunmasız bir şekilde kar tanelerinin saldırısına maruz kalıyor.
Biliyorum tek olmanın dezavantajı. Pek konuşamadım ama konuşamıyorum. Ama bu görüntüler bu açığı kapatır umarım. Evet, burada minik bir yavrumuz var. Bu da Polonya usulü bir kardan adamı. Çok ilginç. Daha ana karnında sanki, ağzı burnu yaranmamış. Evet, küçük bir yokuş var. Burada da kızaklarıyla çocuklar kayıyor. Ben şahsen denedim. Büyükler için de çok eğlenceli bir olay. Evet. Bu sağ tarafta çok uzunca bir yokuş var. Sırf bu günler için. Orayı görmek istiyorum. Bu arada bu Humboldt Time Park'ın içinde birçok yapı var. Dağcılık meraklıları için tırmanma parkuru var. Şöyle önceden randevu alınıp düğün, dernek, nişan, doğum günü partilerini yapacağı bir zaten kiliseye ait ya da ki çocuk yuvasına ait bir bileşke var. Yokuş yukarı çıktığım için biraz zorlanıyorum. Bir dakika. Kameranın önünü yine bir sileyim. Şu merdivenden çıksam daha iyi herhalde. Evet. Evet, burada da güzel bir görüntü var. Humboldt Time Park'ında dolaşmaya devam ediyoruz. Evet, bir kalabalık var. Kaymak için bekleşen. Maalesef fazla kar olmadığı için
Ama burada bir trafik var, onu doğru yönetmek gerekir. Yoksa takdirde hafif vitesi yaralanmalar, kazalar olabilir. Kar kalınlığı yetersiz. Biraz da çevreyi gösterelim. Hemen şu karşıda büyük binalar pek belli olmuyor ama orası da bir fabrika. Evet, burası yaklaşık hasıl zeminden bir 20 metre falan, hatta 30 metre de diyebiliriz yükseklikte. Buradaki yükseltiler genelde suni. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılan evlerin, yapıların kalıntıları üzerine kurulmuş bir yükselti. Oy oy oy.